İyi akşamlar Sancar Bey. Antalya'dan Bursa'ya selamlarımızı iletiyorum. Bugün pazar. Çalıştım. Sizin işi bitirdim. Saat 20.17 gördüğünüz gibi. Bakalım beğenecek misiniz? Bakalım ne diyeceksiniz? Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben şimdiden. Tabii ilk önce cihazı aldığınızda bu fren olacak. Tabii enerji bağlanmamış olacak. Şöyle enerjiyi de keseyim. Bu fren de olacak. İlk önce bakın burada talimatlarda, etiketlerde her şey yazılı. Videolarımda da, diğer videolarımda da hep söylerim. Bu sistem geneldir. Yani dünya genelindedir ama hiçbir firma açıklama yapmıyor. Veya yapsa da küçük yazılarla yazıyorlar. Bunu hiç kimse de dikkate almıyor. İlk önce akü bağlanacak. Şöyle akümüzü bağlayalım ilk önce. Evet. Akü tabii bağlanınca bu pren olacak. Daha sonra 3 fazı bağlayacağız. Burada da sıralarına göre yazdım. Sökerken bu şekilde, takarken bu şekilde. Bunlara dikkat ederseniz hiçbir problem olmaz. Yıllarca da kullanırsınız. Ha, bozulursa da yine biz buradayız. Çünkü yapan kişi biziz. Dediğim gibi önce aküyü bağladık, fren de sonra 3 fazı bağlayacağız. 3 faz alternatörden gelen 3 kablo. Bunları bağladıktan sonra evet freni iptal edip şarj bölümüne alıyoruz. Ve şimdi ben tabii elimle döndürüyorum. Alternatörümüz dönmeye başladı. Bakın volt üretiyor. Voltmetre gösteriyor. Kaç volt? Şurada ben ışığımızı da yakalım. Gördüğünüz gibi 21 veya 22 volt arasında bir enerji üretiyor. Bu voltaj ise akü voltajıdır. Benim bu aküler şu iki aküye bağlı. Çıkma akü olduğu için ölüyor. Bakın 22.9 volt. Şimdi alternatör dönüyor rüzgarda. Bakıyorsunuz burada 21 veya 22 volt üretiyor. Şimdi ben buna bastığım zaman bakın kapatıyor. Bu ne? Türbinden gelen voltu gösteriyor. Yani şu türbinin ürettiği voltu gösteriyor bunu açarsan. Diğer zamanlar kapatabilirsiniz. Bu düğmesini ben buna uyarlama yaptım. Şimdi 21-22 volt. 24 volt aküyü doldurur mu? Cevap istiyorum. Doldurmaz. 22 volt yani 24 voltluk aküyü doldurmamız için mutlaka 27-28 voltu görmemiz lazım. Şimdi ben hızlandırıyorum. Tabii bunu nasıl göreceğiz diyorsunuz. O rüzgarda hızlanıyor, yavaşlıyor. Bakın ne oldu? 28 volta hatta 29-30 volta çıktı. Akümüz yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Bakın. Anladınız değil mi? Eğer bu düşükse, bak şimdi elimle düşürüyorum. Şu anda 21-22. Hatta düştü. Tabi bu aküyü doldurmaz. Dediğim gibi 27 volt. Bakın şu anda doldurmaya başladı. Bu yavaş yavaş yükselecek. 28. 28,5 volta gelince de fren yapacak. Şimdi frenden önce size şunu anlatayım. Şu ışıklar çok önemli. Yani size bilgi için önemli. Örneğin alternatörden gelen kablo veya arada bir kablo sıkıştı veya koptu. Örneğin şu kablo koptu. Bakın ışık şimdi iki faz çalışıyor. Yani tam randımanlı enerji vermiyor. Bunu taktım. Veya şu kablo. Bakın faz 3 yanmıyor. Bu kabloyu ne yapacaksınız? Takip edeceksiniz. Nereye doğru? İşte nerede arıza varsa. Bunlar işte alternatör hakkında, alternatörün kablosu hakkında, enerji hakkında bilgi veren ışıklardır. Şimdi amper olayına gelelim. Bakın ben yine elimle hızlandırdım. Fren yaptı. Bakın 30 volt, 29 volt üretiyor. Ne kadar? 2 amper. Şimdi ben 24 voltluk buraya ampul bağladım. Bunlar 2 amperliktir. 2 amper gücünde. Bakın. 2 amper.
Şimdi biraz daha voltu yükselteceğim. Görüyorsunuz. Ne oldu? 3-4 ampere çıktı. Yani 2 amper bunlar kullanıyor. Enerji basıyor 2 amper. Diğer 2 amper de 3 amper de aküye basıyor. Burada ampermetreden de yani akünün aküye enerji basıldığını veya alternatörden enerji geldiğini de amper olarak görüyorsunuz. Burada volt olarak görüyorsunuz, burada amper olarak görüyorsunuz. Bu da akünün durumunu bildiriyor. Akümüz yavaş yavaş doluyorsa bu 24.6, 24.7, 24.8 diye gidecek. Ben biraz hızlandırıyorum. Bakın 26. Şimdi amper ne oldu? Bakın 2.5 amper. Bu 2 amper çeküyor. Yarım amper de aküler çekiyor. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı çalışıyor. Ben bunları bıraktım. Bakın frene geçti. Bakın alternatör neredeyse 40 volta yaklaştı veya geçti. Tabi bu çabuk frene giriyor çıkıyor. Neden? Ben hızlandırdım. Bir de benim aküler ölü olduğu için çabuk devreye giriyor çıkıyor. Ve şu anda gayet sağlıklı çalışmaktadır. Bunu voltajı ara sıra kontrol amaçlı kullanabilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Bu sizin şeyinize bağlı, problem değil. Bir de şunu da söyleyeyim. Örneğin fırtınalı havalarda haberlerde işte lodos esti veya fırtına bekleniyor dendiği zaman bunu manuel olarak kapatırsınız. Bakın yavaş yavaş türbin döner. Ama tabii şarj olayımız yapmaz. Alternatörü, aküyü, cihazı hepsini korumuş olur. Tehlike geçtikten sonra rüzgar geçti, tehlike geçti. Evet, dönmeye başladı. Olay budur. Şimdi ben biraz daha hızlandırıyorum. 28.5 volta gelince fren yapıyor. 25 voltta da bırakıyor freni. Tabii benim aküler öyle olduğu için bakın. 25'i gördünüz. 28.5 da fren yapıyor. Evet. Şöyle tekrar bakın. Ve bırakıyor. Ampermetremiz, voltmetremiz hepsi çalışmaktadır. Bir de tabii akünüzün sizin şeyi jel midir nedir ama 28.5 volt genelde yani jel akülerde 28.5 volt olarak ayarlıyoruz ve gayet sağlıklıdır. Fren yaptığı zaman bu şarj ışığı söner, dampa geçer. Evet, sizden haber bekliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.